Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Düzce merkezden sektörün en iyisi Akgül Yapı Dekorasyon'dayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Güray Akgül bulunmakta. Bakalım kendisi bize çalışmalarında ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Güray Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Akgül Yapı Dekorasyon'un güzel 2 yıldır bir süreyle birlikte şu anda profesyonel bir hizmet yürütüyorsunuz. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Çalışmaların genel hatlarını konuşacağız ama sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. Güray Akgül kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Güray Akgül 1982 Düzce doğumludur. Sektörün içinde 7. yılıdır. Evet. Firma olarak kendisi 2 yıldır kendi firmasıyla. Evet. Şu anda meşgulsünüz. Evet. Peki 7 yıldır sektör, bilgi, birikim, tecrübe artık 2 yıldır kendi iş yerinize buluşturdunuz. Neler yapıyorsunuz? Hizmetlerinizi biraz konuşalım. Hizmetlerimizi tabii. İç dekorasyon olarak işte strafor, köpük montalama, evet, gergi tavan montalama, gizli ışık bantları, asma tavan, gergi tavan. Bunlar evet. Zaten şey olarak söyledim. Şu anda sadece bunların üstüne montalamaya yeni başladık. Ha, daha yeni başladık. Tabii montalamaya yeni başladık. Evet. İç dekorasyon olarak da işte alçı dekorasyon, alçı boya dekorasyonlarına evet. Önem veriyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Dış cephelerde neler yapıyorsunuz? Dış cephelerde strofor kaplama. Evet. Yani taş ünü kaplama. Bu şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz müşterilerimize. Yani dış cephelerde kaplama işleri yapıyorsunuz ama evet, böyle bu ısı yalıtımına dayalı işler herhalde evet, bu kadarıyla. Evet. Peki hizmetleriniz nereye kadar uzuyor? Hizmetlerimiz sınırsızdır. Evet. Bolu'da bir çalışma yaptınız. Evet, Bolu'da bir çalışma yaptım. Siirt'te bir çalışma yaptım. Banka. Evet. Banka tadilatlarıyla alakalı. Evet. Yani siz diyorsunuz Türkiye'nin farklı illerine de gidebiliyoruz. Tabii. Ama tabii yolun başındayız. Yavaş yavaş bu ağa biraz daha genişleyecek. Evet. Ama Düzce merkez ve ilçelerin tamamına da gittiniz. Tabii. Peki hizmetler nasıl ortaya çıkıyor? Mesela ben bir konuk olarak size geldim. Evet. İşinizle ilgili bir talepte bulunuyorum. Ne yapıyorsunuz? Önce gidip bir yerde etüt mü yapıyorsunuz? Hayır. İlk önce müşteri memnuniyeti. Evet. Ondan sonra birinci sınıf malzeme. Evet. Kaliteden ödün vermiyoruz. Peki önce ne yapıyorsunuz? Yerde bir etüt mü yapıyorsunuz? Gidecek malzemeleri nasıl çıkarıyorsunuz? Renk ve modelleri nasıl seçiyorsunuz? Onları internet üzerinden WhatsApp yoluyla gönderiyoruz müşterilerimize. Evet. Bu şekilde tercihlerini... İstişare yapılıyor. Evet. Karar veriliyor. Evet. Renk, model, tercih. Aynen. Ondan sonra siz taahhüt ettiğiniz günde de gidip çalışmayı yapıyorsunuz. Aynen. Ortalama bir işi ne kadar sürede bitiriyorsunuz? Ortalama çok kısa bir işse o bir gün içerisinde de bitirebilir. 3 gün içerisinde de bitirebilir. Yani büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Peki kaç uzman kadro var bünyenizde? 7 tane. Kimler bunlar? 2 tane montalamacımız var. 2 tane iç sıva. Evet. Sıva boya işleri yapan arkadaşlarımız evet, var. Evet. 3 tane de asma tavanla ilgili ustalarımız var. Peki gayet güzel. Sizde iskele sistemi var mı? Kendiniz mi kuruyorsunuz bu çalışmaları özellikle? Evet, kendimiz kuruyoruz. Profesyonel arkadaşlarımız var. Evet, iş güvenliğini ön planda tutup. Aynen. Tabii şimdi baretlerimiz, kasklarımız tabii, artık tabii. Olmazsa olmaz bunlar tabii, değil mi? Peki hedefte neler var kafanızda? Şimdi daha yenisiniz. Kendi şirketiniz olarak 2 yıldır varsınız. Evet. Bu süreç nasıl geçti? Memnun musunuz? İleriye dönük planlarınızda böyle neler var? Çok şükür biz şimdi yeni firma olduğumuz için bizim imkanlarımız sınırlı. Bizim imkanlarımız sınırlı olduğu için önümüzdeki yıllarda evet, yapı malzemeleri satmayı düşünüyoruz. Yani yapı market gibi aynen bir yer öyle planlıyorsunuz. Devam, hem kendi işimi devam ettirip evet, hem de yapı malzemelerini satmayı düşünüyorum. İnşallah diyelim. Tabii teşekkür şimdi ederim. İnsanlar basamakları yavaş yavaş evet, gitmek daha sağlam gitmek mantıklı. İşiniz tabii büyüdükçe artık işinizle ilgili bir bölüm olan yapı marketi hayata geçirmeyi planlıyorsunuz. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Abi. Sizinle farklı bir çalışmada tekrar buluşmak dileğiyle diyeceğim ama bir de sizin şöyle bir teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden bölge halkına bir teşekkür. Son sözleriniz.
Düzce halkına çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen abilerim ve büyüklerime, kardeşlerime isim olarak verebilir miyiz? Tabii, söyleyebilirsiniz. Buyurun. Yani Mustafa Gönültaş, Mustafa Atipoğlu, Ekrem Gönültaş. Evet. Beni destekleyen büyüklerime saygılarımı sunuyorum. Peki. Biz size başarılar diliyoruz. Akgül Yapı Dekorasyonu olarak hem ekibinizle birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah büyüme yolundaki çalışmalarınızla hedeflerinize ulaşırsınız. Sizin de farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Düzce Merkez'den neredeyiz dedik. Akgül Yapı Dekorasyonu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.